Sen anlat Karadeniz. Gemideyken babam bana derdi ki, Karadeniz gibi ol. Karadeniz gibi asi. Karadeniz gibi durulmaz. Karadeniz gibi derin. Karadeniz olursan derdi, onu bilirsen, Karadeniz'in dalgalarına dayanmayı da bilirsin. Ah be babam. Bu gözünü sevdiğimin memleketinde doğup da Karadeniz olmamak mümkün mü? Babam, biz dev gibi meşelerin gölgesinden sarp uçurumlara emeklemiş bebeler değil miyiz? Biz deli deli çağlayan derelerden atlayıp geçen, sisli dağları kendine yol eden uşaklar değil miyiz? Babam, biz Karadeniz'in dalgalarına dayanmayı zaten biliriz. Bizim bilmediğimiz, dünyanın kahpeliğine nasıl dayanacağımız. Bizim bilmediğimiz, o kahpeler Karadeniz'imize gelince delirmeden ne halt edeceğimiz. Derler ki, Karadeniz'in umudu bitince inadı başlar. Şimdi o inadı sen anlat Karadeniz. Ben anlatınca deli diyorlar. Bu taraftan. Buradan. Koş. Nefes. Yiğit. İyi misiniz? Ulan ırz düşmanı. İndir o silahını Vedat.
karımı ve oğlumu kaçırdın Tahir. Senin canını almadan inmeyecek bu silah. Düşme takıldı reis. Tahir kaptan, ona bakayım. Ulan kaptansın sen, kaptan! Ne işin var krenin tepesine uşağım? İn oradan aşağı! Şunu halledeyim, ineceğim reis. Sanırsın dış kapıyı yağla. Ulan uşağım, ağabeyin seni oraya görürse hepimizi o vincin tepesine asar. İn oradan aşağı! Deli uşak ya! Ne? Patladın mı? Ula ben şimdi seni bir patlatırım. Ha abi, kum çekiyorduk, dişli takıldı da. Buyur, ne istedin? Ula sen yine mi çıktın o kurenin tepesine? Ben demedim mi sana çıkmayacaksın diye? Eşek memur ya burada. Ben çenem ya. Tamam inerim, sen niye aradın? Niye mi aradım? Oğlum İstanbul'a gitmeyecek miyiz? Lan bırak o gemiyi, gel buraya. Tamam, tamam geliyorum, tamam. Fışkı var İstanbul'da. Sağ boğazımı kesersin da kocam seni ne yapar bilmem. İşecik olmaz kocanın. Kürkün çıkma da ben yenisini alırım onu. Sen kocama yenisini al. Hortlayıp gelmeyen, hepinizi doğum günü boğmayan namert dur. Yine ne oldunuz la? Ne oldunuz? Mustafa, biz İstanbul'a uçakla gitmiyoruz mu? Ha, uçakla gidiyoruz. Çünkü sen babanın dağlarını uçakla aşınlardın. Alışıksın. Sağ olsun Mustafa'm alıştırdı. Bir sen alışamadın uçma. Hey. Sinek miyim, kuş muyum, ne alışacağımış uçma? Ben bilmem o demirden tabuta. Binme ana. Kocam İstanbul'a gidecek, toplantı edecek. Kızım Kız Kulesi'ni görecek. Sen niye peşimize düştün hiç bilemedim. Mustafa. Sustur garini yoksa ben susturacağım, fena olacak. Ana. Asya. Anamla biz de geleyim. Korktuğu için arabayla gideceğiz. Kim korkaymış? O demir tavuk basay be. Basay yani. Bana da basay. Asya. Sen de uzatma. Arabayla gidiyoruz, haydi. Aynana bir, gelin sıfır. Mustafa! Asya, uzatma dedim da. Haydi.
Tövbe tövbe. Kolay gelsin uşaklar. Sağ ol patron. Bir emrin var mı? Eyvallah. İstanbul'a gidiyoruz. Tezgah size emanet. Ne bakıyorsun deli deli? Deli deli mi bakarım hatun ben? Ya nasıl bakıyorsun? Güzele bakmak sevaptır dediler. Ben de usti usti bakarım. Güzele bakmak sevapsa desene kesin cennet lüksün. Ney Mustafa'm ney? Yandı ortalık yandı. Tutuştu alev aldı. Tövbe tövbe. Olan var olmayan var abi ayıptır da. 9 yıldır biz sönemedi ortalık. Rezillik boyumuzu aştı. Hah Tahir geldi haydi haydi. Size dükkana gidin tezgahı boş bırakmayın. Tamam abi. Haydi eyvallah. İstanbul'dan dönelim sağa şöyle akıllı uslu bir gelin alacağım Tahir. Hayda yine mi gelin? Yine gelin aklıma koydum Cemil'in kızı Mercan'ı alacağım. Çok da hanım gelin olur. Onun gibi kaynanasın, asi kocasın olmaz. Ana adamın damarını attırma, gelini de unut. Yok unutmam. Döner dönmez isteyeceğim Mercan'ı. Ana kızın aklına girme. Ben vakti gelince bulacağım kendi gelinimi. Sağ kalsın kendi gibi delisini bulursun. Ben bulacağım. Şöyle gelin kaynana toprağındandır dedirten cinsten. Yok. Huyu çok da bana benzemesin. Mercan iyidir. Ağzı var, dili yok. Ana bin da bin, haydi. Allah Allah. Şu, şu, haydi. Allah Allah. Allah Allah. Sırıtmayın la. Allah Allah. Siyah siyah. Neymiş? Ay ışığında uyan kurt hiç korkmadan
anlayabilirmiş. Canavar burada değil ki anne, orada. Ne konuşmuştuk biz seninle? Bu kalenin canavarlardan sorumlu savaşçısı benim. Şimdi mavi tüylü geyik kocaman bir öpücük istiyorum. Oh! İyi geceler bir tanem. İyi geceler. Nefes! Nefes! Unuttun değil mi Nefes? Neyi unuttun? Tanışma yıl dönümümüz. Tanıştığımız gün kutlanacak bir gün değil. Bebeğim. Temiz bir sayfa açmaya çalışıyorum. Neden sinirlerimi bozmaya çalışıyorsun? Geçmedi mi bu da? Vedat uykum var. Bu gece uyumak yok. Kutlama yapacağız bebeğim. Benim olmanın şerefini. Senin değilim. Sen benimsin. Ben senin değilim. Hiçbir zaman olmaz. Sen benimsin. Benim karımsın. Çocuğumun annesisin. Artık hayatı bana zehir etmekten vazgeç. Vazgeç. Çok acıyor mu? Acımıyor bir tanem. Bugün de düşmanı püskürttük ya. Her şeye değer.
nereye de? Bekleyin arabada. Fışki beklerim. Aç aç getirdiniz zaten. Bizi salın da biz gidelim da. Boğaz'da kahvaltı edelim. Nereye salıyla? Mustafa'm seni salsa, ha bu İstanbul'un iki köprüsü birbirine dolar çıkar su. Nerede? Ben senin iki dudağını dolayamamışım da birbirine. Ha bu köprüyü mü dolayacağım? Nasıl ya? E ne dedim Mustafa'm? Köprü falan dolamam dedim. Ulan ben senin o keşanına dolayıp şu bagajın içine tıkmadan bir sus da. Yukarıda kadınları oturtacak yerleri vardır hep. Dalaşır bunlar ama sen bilirsin. İçeride sessiz sessiz oturacaksınız. Birbirinize dalaşmak yok. Allah'ım yarattı demem. Yakar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözümüz yollarda kaldı Mustafa Bey. Eyvallah. Nasılsınız görüşmeyeli? Çok şükür iyiyiz. Tanıştırayım kardeşim Tahir Kaleli. Memnun olduk. Onca zamandır iş yapıyoruz. O kadar sürmeneye geldim bir türlü karşılaşamadık. Gemideyimdir. Şirkete pek gitmem. Ben de size kuzenim Eyşan'ı takdim edeyim. Kendisi amcamın kızı olur. Eyşancığım Mustafa Kaleli, Kaleli Kumu sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Vedat Karadeniz'i, sürmeneyi anlata anlata bitiremiyor. Eyvallah. Sizden de çok stahişle bahsetti. Sülük gibi yapıştık hocamın eline bırakmay. Dur ben bir yolayım bu garip. Dur dur yerde. Kıtaklığına kuşaklarımın işini bozacaksın. Selamun aleyküm. Pardon? Allah'ın selamına pardon denmez. Aleyküm selam denir. Ben Asiye Galeli. Mustafa'nın garısuyum. Öyle mi? Sizin de geleceğinizi bilmiyorduk. Belli. Mustafa'm garısıyla kızına İstanbul'u gezdirmek istedi de çok ısrar etti. Biz de geldik. Ne iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Ben Vedat Sayar. Memnun oldum. Hoş bulduk. Kızınız mı? Evet, balım. Merhaba güzel kız. Siz de hoş geldiniz. Benim de senden biraz küçük bir oğlum var biliyor musun? Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk uşağım. Hoş geldin, hoş bulduk. Yetti daha. Kadın gününe mi geldik? Haydi, işimize bakalım. Buyurun. 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 Işığın dolu Yankut. Aslanın etrafında üç tur atıyoruz. Bitiren kazanır. Hadi. Veha ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben. Ben. Veha ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben. Yaklaştım arkandayım Işığın dolu Yankut. Veha. Hemen arkandayım yetişiyorum sana. Bir kere. Yarın mızıkçılık yapmam her türlü geyik. Ya ne yapayım? Mesafe kısa geliyor. Atım hızlanmıyor. Tamam o zaman hadi dışarı. Sokağın başına kadar. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hayır yaklaştım sana. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım görürsün. Kapıya çok az kaldı. Nefes yenge çıkamazsınız. Necip abi, şuraya kadar gidip geleceğiz. Olmaz. Vedat Bey'in kesin emri var. Başlatma Vedat Bey'ine. Necip abicim, ya köşeye kadar yarışıp geleceğiz diyorum. Kaçacak değiliz ya. Yapma yenge. Hepimiz seni biliyoruz. Kapıyı açtığım an kaçarsınız. Koşturma bizi yine peşinde. Buyurun. Anneciğim. Hadi evin etrafında yarışalım olur mu?
Yenge, bu suratla ortalıkta dolanmasan olmuyor mu? İçeri gir, gözünü seveyim. Niye? Gücüne mi gidiyor? Bunları göre göre Vedat'ın köpekliğini yapmak ciğerine zor mu geliyor? Anlaşan alışamayan bir tek ben varım. Sizin başlara eğilmeye çok alışmış. %10 iskonto daha yapalım Mustafa Bey. Şu sözleşmeyi imzalamadan bir bakalım bütçeye, olur mu? Hiç bakmayalım Vedat Bey. Çok geniş bir alandan kum çıkarıyoruz. Dört gemi bunun için gece gündüz çalışıyor. Daha yeni bir tane gemi aldık da. İhale için büyük meblağ para ödeyeceğiz. Bu fiyat son. Ya ama daha kumlarınızı elekten çıkmadan alıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer de... Bu fiyat son dedim Vedat Bey'e. Tahir Bey, siz de abiniz kadar sabit fikirli misiniz? Orasını bilmem. Ama abimin sözü üstüne söz söylemem. Sizin köyde küçük kardeşlerin söz hakkı yok mu? Köyün çobanı ben, sahibi abim. Söz onun. Bu çoban ne işe yarıyor acaba, merak ettim. Köye giren çakalları ortadan kaldırıyor. Tamam, mesaj alındı küçük kaleli. Abin her zaman pazarlık sünnettir der. Ben onun için bir şansımı deneyeyim dedim. Denedim. Denedim de işte olmadı Vedat Bey. Haydi. Sen şimdi şu sözleşmeyi hazırlat. Bak, benim kizim aşağıda bekler. Ben söz verdim. Daha kız kulesini gözleyeceğim. Bakın ne diyeceğim. Sizin ufaklığı daha fazla bekletmeyelim isterseniz. Siz gidin ailece gezin. Ondan sonra da hep beraber akşam bize yemeğe gelirsiniz. Böylece sözleşmeleri de orada imzalarız. Lüzum yok. Lütfen. Bunca hukukumuz var. Hem ben ne zaman sürmeneye gelsem abin her zaman beni çok güzel ağırlar. Mustafa Bey, yenge ile anne buradayken bize gelmezseniz darılırım. Sizin kızla benim oğlan da oynarlar hem. Yok Vedat Bey, bizim yolumuz uzun da. Hayır, hayır. İtiraz istemiyorum. Hemen karımı arayacağım. O da çok memnun olacak. Benden kaçabileceğini mi sandın sen? Vedat Bey arıyor. Annem, hadi sen şimdi resim çiz, ben de geliyorum, tamam mı? Hadi koş. Ne var, ne istiyorsun? Alo, karıcığım. Bana karıcığım deme. Ben de seni çok özledim bir tane. Ne diyeceksen de ve kapat. Canım benim, akşama misafirlerimiz gelecek. Ona göre hazırlık yap, olur mu? Morluklarını kapat demiyorsun da. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Allah senin belanı versin. Öpüyorum. Nefes Hanım, telefon. Al tabii, al. Sahibin kızmasın sonra. Ne yapıyor benim böceğim? Ne güzel olmuş bunlar. Ben ne yapsam acaba? Bu kim? Bu sen misin, ben miyim? Benim. O zaman beni de çizelim. Korumaları dışarı çek. Anlaşıldı. Misafirimiz var. Benden kaçamazsın. Ne yapıyor geyik? Sen öyle sana işin dolu yer kurt. Özka. Çok komik. Yiğit, aslanım gel. Halacığım. Yiğit, oğlum. Yiğit. Oyun oynamayı bırak da git yüzüne fondöten kapatıcı bir şey sür. Ne oldu Eyşan? Manzara mı bozuldu? Rahatsız mı oldun? Çok rahatsız olduysan ara. Alo Vedat, şiddet attığını. Bak
bak ama yine sinirlendireceksin Vedat'ı. Sen sus Eyşan. Sahibin konuşsun. Sen kadınların yüz karasısın. Nefes, hayatım bak. Hadi git hazırlan, tamam mı? Şu morluklarını falan da kapat. Bak geliyor misafirlerimiz, gelmek üzere. Niye misafir çağırdın ki? Yiğit dün gece çok üzüldü. Bu ailenin bir kızı var, oynarlar diye düşündüm. Oğlumuzu arkadaş geçiriyorum, gülümse biraz. Arkadaş dediğin şey oyuncak değildir. Öyle eve getiremezsin. Bizi eve kapat. Sonra al oyna der gibi bir çocuk at Yiğit'in önüne. O öyle olmuyor. Neden sizi eve kapatıyorum acaba? Her fırsatta kaçmaya çalıştığın için olabilir mi? Neden kaçıyoruz acaba? Bizi eve zorla kapattığın için olabilir mi? Nefes bak, Vedat da bir şeyleri düzeltmek istiyor artık. Sen de biraz diklenme senden. Bebeğim. Bir akşamda normal bir aile gibi davranalım, olur mu? Bak sürmeneli bir aile bunlar. İş yapıyoruz adamlarla. Adamın karısı var, laflarsınız falan, ne bileyim açılırsın. Ha? Hadi bir tanem, git hazırlan. Ben sana söylemiştim ama bunun iyi bir fikir olmadığını. O da haklı. Bütün gün eve kapalı, insan yüzü gördüğü yok. Bu yüzden de bana kızıyor. O kızınca ben de ona kızıyorum falan. Hey.